Hoş geldin Korgeneral Karayanis. Sen Atina'dayken ordun burada çok büyük işler başardı komutan. Gazetenin aracılığıyla organizasyon yapmışsın. Halkı otobüslere doldurup bir tur şirketi gibi savaş alanına taşımışsın. Bu kabul edilemez. O halk, Enosis için hayatını vermiş milislerin yakınlarıdır. Zaferimizi kanlı canlı izlemek haklarıdır. General, sivil halkın savaş alanında işi nedir? Bu şov değil de nedir? Niko milislerini başından beri böyle deli tutar. Zafer, Rum ve Yunan askerlerinin olduğu kadar Enosis ruhuna gönül vermiş Eoka milislerindir de. Bir problem anında sorumluluk sizindir. Tabii ki bizimdir. Eoka ne zaman kimden himaye istemiş? Bu kısım tasvip edilmeyen kısımdı. Şimdi söyleyeceğim Atina'nın emridir. Türk alayına saldırı başlattığınız Papandreou'ya bildirildi. Yunanistan hükümeti bu emri geri çekiyor. Türk askerini çok mu seviyor Papandreou? O halde benim topraklarımdan alsın, kendi ülkesinde ağırlasın. Milli Muhafız Ordusu komutanı olarak seni savaş mahkemesinde yargılarım. Orduların ve benim komutanım her ne kadar resmi idare sizde de olsa General Grivas'tır. Ayrıca Kıbrıs'ta beni yargılayacak hakim yoktur. Emir benim. Benimle tartış Korgeneral. 15 bin askerimiz var. Türkiye'nin 650 askeriyle baş edebiliriz sanırım. Halkını denize dökerken Türk askerini adada mı tutacağız? Zafer bayramımızda onları işgalcilikle suçlayıp Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılamayacak mıyız? Yunan askeriyle Türk askeri karşı karşıya gelmeyecektir. Savaş yapıyoruz burada. Ne yani? Biz savaşacağız, sizler seyredeceksiniz. Ben Yunanistan askeriyim. Emirleri hükümetimden alırım. Eğer bu kirli savaşı sürdürürseniz Türkiye bu adaya girer. Ve o himayesini kabul etmediğiniz Yunan askeri hezimetinizi üzülerek izlemek zorunda kalır. Yarın hepsi ölecek. Önce Erenköy. Sonra Lefkoşa. Sonra Baf. Sonra hepsi. Eğer gelmeye kalkarlarsa senin o çok korktuğun Türk askeri adaya çıkamadan boğulacak. İstifa et. Atina'ya geri dön. Komutayı ben alıyorum. Seni ve adamlarını karargahımda istemiyorum. Niko, yarın sabahın ilk ışıklarıyla 4000 kişilik öncü kuvvet ağır silahlar eşliğinde Erenköy'e saldırıya geçecek. Ve ben dur demedikçe hiç kimse parmağını tetikten çekmeyecek. Erenköy'de kurşun değmemiş tek bir canlı ot bile kalmayacak. Emredersiniz generalim.